Selam, ben Vlogger Balık. Boyalarla yaptıklarım, saç önerilerim ve diğer popüler içeriklerim Tatlış kanalımızda. Abone olmayı unutmayın. İşte videomuz. Dokuma yapmak için malzemelerle başlıyoruz. Bir karton parçası, makas, yün ipler, keçe parçaları ve stik yapıştırıcı. Öncelikle dikdörtgen şeklindeki karton parçasının kenarlarına 12 adet kesik atarak başlıyoruz. Bu kesikleri göz kararı veya yarımşar santim aralıklarla yapabilirsiniz. Şimdi bu ipi kesiklerden karşılıklı olarak gerdirerek geçirelim. İlk olarak düz dokuma yapalım. Yün ipimizi gördüğünüz gibi bir alttan bir üstten geçirmeye başlıyoruz. Sıra tamamlanınca elimizle ipi düzeltiyoruz. İhtiyacımız olacak kadar ipi geçirip fazlalığı kesebiliriz. Şimdi diğer tarafa geçelim ve ipi ilk sıranın tam tersi olacak şekilde bir alttan bir üstten geçirelim. Sıra bitince elimizle sıkıştırarak düzeltiyoruz ve gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Bugün yaptığımız dokuma bir ev şeklinde olacak. O yüzden çatısı için farklı renkte bir yüne geçtik. Çatı görüntüsü yapmak için dokumamızı her sırada bir adet azaltıyoruz. Böylece en uçta sadece bir adet ip kalana kadar devam edelim. Güzel bir baca yapmadan da olmaz değil mi? Sadece 4 adet dokuma ipi kullanarak bacayı yapabiliriz. Evin kapısı ve penceresi için birer parça keçe kesip yapıştırıyoruz. Dokumayı tezgahtan çıkartmak için arkasını çevirip ipleri kesin. Çıkardığınız ipleri ikişerli olarak düğümleyin ki dokumanız sökülmesin. Fazla ipleri keserek projemizi tamamlıyoruz. Dokuma yapmayı sevdiyseniz sizin için birkaç farklı dokuma örneği daha deneyelim. İki sıra düz dokuma yaparak başlayalım. Sökülmemesi için kestiğimiz uçları düğümleyelim. Püsküller yapmak için yünden uzun parçalar keselim. Şimdi ipleri gördüğünüz gibi geçirdiğimizde tatlış püsküller elde edeceğiz. Püsküllerden sonra farklı bir teknik deneyelim. Bu sefer ipleri dolayarak dokuyalım. Dilerseniz ipleri ikişerli ikişerli atlayarak da dokuyabilirsiniz. Farklı denemeler farklı dokular elde etmenizi sağlar. Kalın yünleri püskül yapar gibi geçirip kısa kesin. Böylece çok tatlış görünecek. Son olarak yünleri iki kat yapıp düz dokuyarak çalışmamızı bitirelim. Dokumalarımız çok tatlı oldular, değil mi? Diğer popüler videolarım için Balık TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.